yıl sonunda havada göreceğiz dedi Milli Muharip Uçağımız Kaan'ı. Peki özellikleri nelerdir hocam? Ya ben kısaca bahsedelim, seri geçelim. Şimdi Kaan bizim Milli Muharip Uçağımız ve 5. nesil bir uçak. Dünyada bunu sahibi olan işte Amerika, Çin, Rusya ve Türkiye. Yani F-35'ler daha üstünü. Daha üstünü. Kotili, Sayın Kotili bunun müjdesini verdi. F-35'ten daha üstünü dedi, getiriyoruz dedi. Çünkü bu sürekli geliştirilen, idame ettirilen bir teknoloji. Ve bu 5. nesil olmasının sebebi şu. Peki ihtiyacımız kalmadı diyebilir miyiz F-35'e? Ben zaten hep baştan beri onu savunuyorum. Diyorum ki Amerika, hatta Amerika da bunu fark etti. Amerikalılar geçen kendi arasında F-16, F-35 konusunu tartışıyorlar. Ya diyor bir tanesi senatör, neyin savaşını veriyoruz diyor. Adamlar zaten diyor 3-5 yıl içerisinde uçuracaklar, dönüp bakmayacaklar bile bizi diyor. Dolayısıyla verelim, arayı da diyor kötüleştirip daha da Türkiye'yi iyice bizden uzaklaştırmayalım. Bu strateji yanlıştır diyor ve ondan sonra zaten F-16 ve işte modernizasyon kitleri verilsin verilmesin tartışılıyor. Çünkü emin olun Yasin Hocam, bizim şu an o yiğitler var ya, hani inanılmaz işler yapıyorlar. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim. Şimdi diğerlerinde de var bu konu ama 5. nesil olmasına özellik sağlayan bir önemli konu şu. Şurada bir radar var. ISI radar dediğimiz. Bu radar normalde hani havada siz giderken hedefe sinyal attığınızda hedefi buluyor sinyal, geri dönüp size bilgi olarak veriyor. Ve işte havadaki radarın çalışma sistemini yakalıyorsunuz. Bu aynı zamanda size de şöyle bir tehdit konum olarak dönüyor. Konum bilgisi gibi. Evet. Şöyle de bir tehdit olarak size geri dönüyor. Aynı zamanda sizi de takip eden radarlar sizin bu göndermiş olduğunuz sinyallerle sizi yakalıyor. Şimdi bizim Aselsan öyle bir iş yaptı ki kesik kesik kısa kısa sinyaller atıyor. Geri döndüğünde sizi karşını yakalama ihtimali kalmıyor. Görünürlüğü bir tanesi. Yani 5. nesil demekteki kastımız o. Mesela hiç şuralarda füze, roket görmüyorsun. Niye? Gövde içinde o silahları alarak onun 5. nesil olma özelliklerini taşıyan unsurlardan biri de bu. Bunlar dünyada çok sayılı ülkede olan hemen teknolojiler. Şöyle bakalım devamına. Şuradan hemen gidelim. Genel nitelikler. Kanat açıklığımız 14 metre. Hani izleyenler meraklı. Bizim insanlarımız harp silah araçlarına teknik bilgi olarak arz edeyim. Boyu 21 metre ve yerden de 6 metre yüksekliğindeki bir hava aracını konuşuyoruz. İnanılmaz bir güç. İki çift motor ve 29 bin itiş hızı. İrtifa 55 bin feet. O da 17.000-18.000 metreye denk gelir. Yine 1.8 Mach dediğimiz maksimumuz ki o da 2.120 kilometrelere denk gelen bir hız. Bu irtifası hocam F-16'lara göre bir 10.000 civarı daha mı yüksek oluyor? F-16'lara 40.000 civarında. Bu biraz daha yüksek. Yani bayağı fark varmış. Yani itici gücü de aynı şekilde diğerlerine göre üstün özellikler. O nedenle F-35'e kıyaslanıyor. Şimdi düşük görünürlük dediğimiz özellik işte az önce verdiğim. Bak gövde yapısına dikkat edersen burada tam net görülmüyor. Şurada şöyle yuvarlak hatlarla geçişler var. Evet. Artı mühimmat gövde içinde. İşte bu hani o havada sizi yakalamak için gönderilen sinyallerin yansımasını engelliyor. Dolayısıyla yani düşük görünürlük özelliğini kazandıran husus bu aerodinamiği. Hiç görünmeyen yok ama yüzdeye vurursan en az görünebilir uçaklardan biri. Dahili silah yuvası az önce söylediğim hani gövdenin içine almış olduğu roketler, füzeler, işte büyümeye göre tasarlanmış hani bazı şeyler vardır. Hadi reklama girmesin, bilgisayarlarda modifiye edemezsin yani öyle kalır aldığın şekliyle. Ona göre dizayn edilmiştir. Bunda öyle bir şey yok. Gelişen teknolojiyle sürekli geliştirebileceğin bir silah cihaz ve yüksek hız. Evet. Ve inanılmaz manevra kabiliyeti. Şimdi gene burada insanlarımızın, halkımızın bilmesi gereken birkaç başlığı söyleyeyim. Görünen menzil içinde her gün için tek uçak. En önemli özelliği sanırım düşük görünürlük. Bir harp durumunda işte zaten avantaj sağlayacak değil mi hocam? Zaten sürat, manevra. Evet. Bunlar size havada üstünlük getiren hadiseler. Şimdi mesela filo etkinliği diyor. Bunları biz az önce bir başlık açtım. Hani kara, hava ve deniz üçünün entegre edildiği bir yapıyla kullanmak istiyoruz ki geçtiğimiz günlerde hani o Yusuf Hocam bahsettiği takside yanlış hatırlamıyorsam 4-5 hava aracımız aynı anda Kızıl Elma'yı işte Milli Muharip Uçak aynı anda
piste sergiledik. Hı hı. Aslında bunlar havada da gene aynı işbirliği ve uçuş kabiliyetiyle birbirini destekler vaziyette de bir entegrasyon içindeler. Teknofest'te Hürjet'le Kızılelma. Kanat birlikte uçtular. Onlar havada kanat hizasında. Kanat hizasım diyelim. Tek terimleri karıştırıyor olabiliriz. Evet. Şimdi bu 2028'de birlikte uçtuklarını hayal etmek bile süper. Yani TCG hepsi yan yana. İniş kalkış yapabiliyorlar Kızılelma. Ben linç yedim. Anadolu uçak gemisi dedim. Vay nasıl uçak gemisi dersin. Ben içime öyle geliyor. Niye? Çünkü zaten üzerine uçak inip binmek üzere Kızılelma'nın dediği gibi denizin bir takım çalışmalar var ve bitmek üzere.